arkadaşlar. Ben yine girdim mutfağa. Bugün bir aksilik olmazsa erkek kardeşim ve ailesiyle gelecek. İnşallah görüşmeye. Nasıl bu korona çıktı daha görüşmedik. Gelmeye karar vermişler. Biz artık dışarı çıkmak istiyoruz dediler. Buyurun gelin dedim. Denizimi göreceğim inşallah. Canlı kaldım. Bir terslik olmazsa hemen buzluktan iki paket kuşbaşı et çıkardım, çözülsün. Pişireceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Hemen böyle sebzeli bir şeyler yaparım. Kızım manava gitti. Bir şeyler aldırayım dedim. Hemen domatesim, bu sabah son iki domatesi kahvaltıda kullandık. Gene domates alamayacağım dedim. Köy biberi almış bir poşet. Ay, bu ses sizi rahatsız ediyor mu bilmiyorum ama bakın. Size bir sürprizim var. Vantilatörü buraya getirdi oğlum. Çok sıcak oluyor. Mutfağım, fırın, ocak açıldığında zaten evimiz oldukça sıcak. Sıcakta hemen tansiyonum çıkıyor. Hemen şekerim fırlıyor. O yüzden böyle kendimi kötü hissettiğimi söyleyince de getirdi buraya koydu. Anneciğim böyle dedim, tezgahın üstünde olur mu? Olur, sen rahatına bak dedi. Görüntü olarak şeydi, böyle rahatlıyor en azından. Sıcak olsa da üfürüyor, beni rahatlatıyor. Bu arada siz indirmedim aşağı. Şöyle. Domates almış. Kahvaltılık reçeli çok seviyorum ben bu. Hem de domatesleri. Böyle birazcık bu senenin ilk köy biberleri çıkmış. Görür görmez almış. Biz bunları çok seviyoruz. Böyle köy biberi. Ve benim canlarım. En sevdiğim sebze. Kapya biberlerden almış. Yağ biberlerinden. Böyle. Biraz patates almış. Salatalık. Çok güzelmiş salatalıklar. Birazcık da havuç almış. Sağ olsun. Ben şimdi hemen bunları yerleştireyim. Ondan sonra yemek yapımına geçelim. Yumurtamız bitmişti. Kızım hemen bir koşu bir kap yumurta aldı süthaneden. Biraz peynir aldı bir kalıp. Şey içinde, tatlı içinde fındık almış. İki paket böyle. Hemen ben şimdi bunları da yerleştireyim dolaba. Sebzeleri yerleştirdim. Bunları da yerleştireyim. Sonra da yapacaklarımıza devam edeyim. Akşam için mercimek çorbası yapmaya karar verdim. Şimdi hemen ununu yağda kavuruyorum. Bir güzel kavrulacak. Şöyle bırakayım kenara. Burada da mercimeğim pişiyor. Havuç, patates, biraz kereviz yaprağı, biraz neydi? Havuç, mercimek. Kapatayım, elim yandı. Tuz, sarımsak, evet sarımsak koydum. Böyle bu burada pişti neredeyse. Unu kavrulunca içine atacağım. 1-2 dakika unuyla kaynadıktan, özleştikten sonra blenderdan geçecek. Bence tamamdır. Şimdi böyle 1-2 taşım kaynasın. Kapatacağım. Çorbam hazır olmuş olacak. Şekerpare yapacağım tatlı olarak bugün. Şerbetini önce bahsedeyim ve hemen koyayım ki kaynasın. Normalde ölçü olarak 4 şeker, 4 su. Ama ben 3 şeker, 4 su koyacağım. Ben biraz şekerini azaltıyorum. Ve bu da 4.
kaynamaya başladıktan sonra biraz limon suyu sıkacağım. Çeyrek limon kadar filan. Normal şerbet yaptığımız gibi, tatlı limon şerbetleri gibi. Şerbetimi soğumaya bırakacağım. Şerbetim pişe dursun. Ben şimdi buradaki malzemelerden bahsedeyim size. 250 gram tereyağım var. Ben şimdi dolaptan çıkardım. Erisin diye minik minik doğradım. Margarinle de yaptığım oluyor. Güzel oluyor. Margarinle de güzel oluyor. Ama bu benimkisi tereyağı. 2 tane yumurta. Birinin sarısını ayırdım. Üzerine sürmek için. Onu böyle kenara koyuyorum. Diğeri tereyağının üzerine. 1 çay bardağı şeker, pudra şekeri, 2 çay bardağı irmik, aldığı kadar un, vanilya ve kabartma tozu, bir de birkaç tane fındık üzerlerine koymak için. Ama fındık olmadığı zaman da sade yapıyorum, yine de oluyor. Şimdi ben hemen hamurumu yapmaya başlayayım. Yoğun üzerine yumurtayı, şekeri, irmiği sırasıyla, hamur kabartma tozuyla vanilyalı doğurmaya başlıyorum. Bir güzel bunlar birbirine karışacak. Ondan sonra da aldığı kadar un ilave edeceğim ama un ne kadar yumuşak bir hamur olacak. Evet. Çok güzel yedi. Karıştı hepsi. Şöyle bir şey oldu. Bulamaç gibi. Şimdi buradaki undan birazını katıyorum ve yoğuruyorum yavaş yavaş. Şimdi ben hamurumu hazırladım. Hamurum şöyle bir şey. Biraz biraz un kattım. Bakın şöyle nasıl. Çok yumuşak bir hamur. Şöyle yapacağım. Bu büyüklük iyidir herhalde. Şimdi yumurta sarısı süreceğim ve birer tane fındık koyacağız. Ve bu da son. Tepsinin aralarından şu tepsiye aldım. Neden? İçim el vermedi. Şimdi hemen fırına koyuyorum. Üzerleri kızarana kadar pişecek. Şimdi fırından şekerparelerim çıktı. Diğer tepsiye. Şerbetim soğudu. Bunlar henüz sıcak. 30 dakikada pişti. Şimdi soğuyan şerbetimi sıcak şeker parelerimin üzerine gezdireceğim yavaş yavaş. Evet, şerbetini de verdim. Şimdi üzerine örteceğim. Bu kalanı da diğer tepsiye. Böyle beklediğinde birkaç saat içinde çekmiş olacaktır. İkinci tepsim de çıktı. Hemen sıcakken onu da şerbetleyeyim. Yavaş yavaş üzerlerine. Thank you.
da hazır. Şimdi üzerine hemen böyle folyoyla kapatacağım. Sonra bakacağım, ilave edeceğim duruma göre şerbetinden. Evet, burada şimdi birkaç saat beklesin, ara ara bakacağım. Çektikçe bunu da ilave edeceğim, eğer hala yumuşamadılarsa. Şerbet bence tam gelecek. 5 litre sütümü pişirdim, ılınmış baktım. Hemen dedim mayalanması derecesinde ılık, hemen alayım dedim. Mayaladım. Fırınımın içine böyle dizeceğim, kapatacağım. Tamam, kavanozlarımız. Şimdi bunu böyle kapayacağım. Kendi ısısıyla mayalanacak. Güveçte türlü yapacağım. Etlerimi güvecimin içine aldım. Şimdi hepsini çiğden üzerine ilave edeceğim. Malzemelerimi hazırladım. Hemen şurada kızım bir tencere pilav yaptı. Az önce altı kapandı. Bu güvecimi dizdikten sonra onu ocağa oturtacağım. Onu da alıp tekrar böyle güzelce saracağım. Orada demlenecek 1-2 dakikaya. Şimdi biraz patates doğradım. 2 kapya biber, 2 yeşil biber, 1 şişe domates sosu yazdan yaptığım. Bir kaşık salçayı da birazcık suyla açtım. Bir kavanoz daha taze fasulye yemeği hazır konserve. Bu pişmiş vaziyette ama en üzerine koyacağım. Güzel oluyor bence. Buzluktan patlıcanım vardı. Bitmediler daha yazdan yaptıklarım. Onlardan çıkardım. Doğradım. Onu katacağım. Hem buzdolabımda yenilere yer açılsın. Onları tüketmeye çalışıyorum. Şimdi bir baş, kocaman bir baş soğanı doğradım. Ve burada da 7-8 diş sarımsağım var. Şöyle bir göstereyim size. Şurası sarımsaklarım. Ve şimdi hep birlikte üst üste çiğden koyalım ve ocağa oturtalım. Yemeğimizi. Önce soğanları koyacağım. Hemen etlerin üzerine. Piştikten sonra şöyle bir karıştırırım. Önce hiç karıştırmayacağım şimdi. Etlerimi çiğden koymadım, haşladım bu sefer. Tam kararlı olarak hareket etmedim arkadaşlar. Ne yapacağımı bilemedim aslında. Ben de ne yapsam bu etlerden dedim. Sonra da aklıma güveç yapmak geldi. Çiğden de olabilirdi ama. Şimdi ben böyle patateslerimi, 3 tane patatesi küp küp demeyeyim, böyle 4'e böldüm. Çabuk pişmesi için çok fazla kalın yapmadım. Hemen şöyle elimle düzelttireceğim. Şöyle. Biraz sarımsak serpmek istiyorum. Şimdi taze fasulyeyi üzerine eklemeye çalışalım. Şöyle. Biberleri de onların üstüne koyayım.
hazır pişmiş vaziyetteydi bu. Yapmıştık. Hatta kanalımda mevcut. Şurada bir tane taze fasulye kalmış. Tamam. Aldık. Şimdi ben bunları şöyle bir düzelteyim. Bol taze fasulye olacak. Şimdi bunun üzerine patlıcanları ilave edeyim, serpeyim. Ve kabak olsaydı evde belki kabak da, bir tane kabak da koyardım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. O arada misafirlerim de gelmiş olur. Umuyorum. Denizimi koklaya koklaya öpeceğim. Şimdi biber verimi. Şöyle. Biraz kırmızı, biraz yeşil. Şöyle. Çok güzel olmadı mı renkleri? Şu kalan sarımsakları da buraya. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şimdi bir şişe domates suyumu ilave edeceğim. Önce bir elimi sudan geçirmek istiyorum. Hemen tahtamı da alayım. Şöyle güvecimizi elimi kurulayım. Elimi kurulamadım. Şimdi hemen domates suyumuzu. Şimdi bu biraz zor çıkacak tabii ki. Çok koyuydu domateslerim. Şöyle yapalım. Akmaya başladığında zaten o domatesle doğrayabilirsiniz ya da rendeleyebilirsiniz. Bu da benim yazdan Çanakkale domateslerimden. Ve bir kaşık salçayı erittim et suyunda. Etleri haşlamıştım ya. Onu da gezdireceğim ama önce yemeğin tuzunu ben bu suya koyup karıştırayım. Bir kaşık tuz. Azıcık da ucuyla koyacağım. Muhtemelen karışmıştır. Şöyle gezdirelim. Yavaş yavaş aşağı inecek kaynarken ve güvecimin birazcık yağını ilave edeyim. Hemen taze fasulyemin biraz yağı vardı ama bu da diğerlerinin hakkı olsun. Ve önce bakacağım, kaynamaya başladığında en kısa alıp bir müddet orada pişireceğiz. Yemeğim benim pişti. Bu arada suyunu göstereyim. Şöyle hiç su katmadan gördüğünüz o salçasını sulandırdım. Şöyle bir şey oldu. Yerken bir karıştırırım kaşığıyla. Hepsi birbirine karışsın. Etidir, sebzesidir. Çok güzel oldu bence. Kokusu da mis gibi. Sadece hiç karabiber, baharat bir şey koymadım. Şimdi yeğenimiz biraz küçük. Herkes tabağında baharat isterse ekler. Baharatlı daha yemiyor. Geldiler. Onu az önce kediyle tanıştırdık. Gelirken hatta simit almışlar, börek almışlar. Su böreği getirdiler. Onları yedik çayla. Tatlılarımız. Yaptığımız tatlılarım. Bakın şimdi şöyle açayım. Şerbetini çektiler. Çok güzel oldu. Şöyle bir bakın.
Bir iki tane tattık, yedik. Çok güzel. Şimdi uykusu geldi, uyuyacak Deniz'in. Yatıracak annesi onu. Biz de oturacağız, sohbet edeceğiz. Çay içmiştik, bir kahve yaparız, kahve içeriz. Tatlılarımızdan da koyarım tekrar isterlerse. Keşke. Çağır onu. Masanın altında. Masanın altında. Ah, sen hoplarken zıplarken uyudun babacığım. Gel, gel yap. Gelmiyor mu oğlum? Gel, gel. Nerede kedi? Kedi nerede? Nerede Keşkül? Keşkül nerede Keşkül? Gel Keşkül de. Gel de. Gel, gel. Mama verecek. Mama verecek ablası ona. Konuşuyor onunla, konuşuyor onunla. Ne diyorsa ya Rabbim, ne diyorsa. Gel diyor, oynayacağız gel, seninle. Top ver ona. Ay topu da ondaymış. Top da onda. Top da ondaymış. Nasıl bakıyor ya? Ne dedin? Bak, top. Güzel kızım benim, güzel kızım. Nereye? Annesini alacak gidecek. Uyudu, uyuyacak. Gel, gel, gel. Gel, gel de. Of, çıkmadı ya. Çıkmadı ya. Deniz oynayacaktı, çıkmadı. Gel, gel. Ben çağıramıyorum, sen al diyor onların derdi. Gel, gel. Aslında cesaretliyim şimdi. Ben oradan girmeye kalksam açık. Gelecek peşine. Şimdi tek başına gel. Gitmeye de cesaret yok. Kedi de farkında gelemediğini yaptı. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel Deniz ablana. Deniz ablana gel. Kimse bunu çağırayım. Sen gel var ya. Uyuyacak artık o şey yaptı. Gözleri kapadı. Gel, gel. Gelsin mi? Gelsin mi bu? Gelmiyormuş. Oh, gelmedi babam ya. Uyuyacak galiba. Uyudu. Sabit kalınca hemen uyuyor öyle. Biraz uykusu gelmiş annece. Kahve içeceğiz. Kahveleri hazırlıyorum şimdi. Tatlılarımızı içeceğiz. Hemen şöyle. Dört. Orta şekerli istiyorlar. Bir. Azıcık da şöyle katayım, tamam. Neden çalışmadın? Arkadaşlar, kahve pişiriyordum ya, kahve makinem bozuldu, çalışmıyor. Bakalım, eşim bakar ama tamir edebilirse eder, yaptırabilirsek yaptırırız. Tekrar cezvede yaptım. Şimdi tatlılarımızı ikram ettik. Yesinler tatlılarını. Çok üzüldüm kahve makinamı.
böyle süper kurabiyeler yapmış, çikolatalı. Tatlıların yanına onlardan koydum, böyle bir kap getirmiş, yedik bitirdik bile. Ellerine sağlık, keselerine bereket. Gideyim kahvemi içeyim ben de.